Şimdi madem Bediüzzaman açıldı, sen sorarsın diye ben bir kitap getirdim. Atatürk'le tartışması değil mi? Yeşil günlerde yapılan. Evet, Mustafa Kemal'le münakaşalarını aldım. Mustafa Kemal'le bayağı şiddetli münakaşa etmişti. Şimdi hiç kimsenin, Nurcuların da bilmediği bir şey anlatayım. Biz Eskişehir askeri cezaevinde Hüsev Altınbaşak'la bir odanın içinde 4 ay beraber yattık. Ondan çok şey öğrendim. Ehli takva bizzat idi. Makamı cennet olsun. Şimdi onları söylemeyeceğim. Ama öyle bir adam ki, ben iddianamesinde gördüm, savcı çıkarmış. Hüsrev öyle bir kahramandır ki diyor Said Yunus'u ver. Risale-i Nur'da istediği tadilatı yapar. Bana bu münakaşayı anlattı ama ben bunu yazmıştım. O risale de elimde, buraya koymuştum. Dedi ki bunun bir devamı var, sana onu söyleyeyim. Bu münakaşadan sonra karar verdi ki Mustafa Kemal'e hançerlesin. Bak bunu Nurcular bile bilmez. Onun kemerinin arasında hançeri duruyor. Ankara'ya da böyle. Ulus usta şimdiki heykelin olduğu yerde kendisi anlatmış Hüsrev Altınbaş'a. O da bana askeri cezaevinde hapiste anlattı. Hançer kucağında heykelin olduğu yerde yetişmiş arkadan hançeri çekmiş. Vuracak arkadan. Haberi yok Mustafa Kemal. Daha öyle Atatürk matatürk olmamış, kutlaşmamış. Diyor ki devrin kutbunu gördüm. Yapmadı. Anladım ki bu ahır zaman fitnesidir. Vaki olacak. Ben aradan çıkayım, çekileyim. Doğuya gittim. Bir dağda bir mağara var. Oraya çekildi. Ondan sonra çıkarım bu tahribatı düzeltmek için. Kararıyla çekildi. Zerek Dağı eteğinde bir mağaraya. Şeyh Said isyanı olunca karışırsa iş büyür diye onu batıya hicret ettirdiler. Demek ki devrin kutbunu gördüm, yapma. Demek ki millet müstahak olmuş.